Türkiye'de, dünyada gözden kaçanlar, satır arasında kalanlar, gündeme dair sorulacak ne varsa, cevap aranacak ne varsa, şimdi Afşin Yurdakul'la 360'da. Habertürk'ten 360'tan merhaba. Kaç dava sonuçlandı? Kimler ne ceza aldı? FETÖ'yle hukuken hesaplaşılabildi mi? 15 Temmuz'un FETÖ'yle mücadelenin hukuki yönünü konuşacağız bugün. Başlıyoruz hemen. Canlı bağlantılarımız var konuklarımızla. Değerlendirmelere geçmeden önce 15 Temmuz'un 5. yıl dönümü simge noktalardan birisi o dönemki ismiyle Boğaziçi Köprüsü, artık ismi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. 32'si sivil, 2'si polis memuru, 34 kişi şehit oldu o noktada. Bugün de anma var. Köprüdeki şehitler makamı anıtına ziyaretler var, devam ediyor. Ozan Kelleci orada, Beştepe'de de bizi Esra Nehir bekliyor. Öncesinde Ozan'a gideceğiz, sonra da Ankara'ya uzanacağız Esra Nehir'e. Afşin Yurdakul darbe girişiminin 5. yıl dönümünde de tüm Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'da da pek çok noktada anma etkinlikleri düzenleniyor. Biz de aslında o noktalardan birindeyiz. Darbe girişiminin ayak seslerinin ilk duyulduğu yerdeyiz. O zamanki adıyla Boğaziçi Köprüsü, şimdiki adıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeyiz. Aslında buraya da 15 Temmuz Şehitler makamı yapıldı. 15 Temmuz şehitlerin anısına. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda yine binlerce kişi bugün şehitleri anmak ve ziyaret etmek için buraya geliyor. Vatandaşlar işte Özgür Balaban ekranlarınıza getiriyor. Buraya gelerek dualar ediyorlar. Yine şehitlerin anısına karanfiller bırakıyorlar. Yine şehitlerin yakınları da buraya gelerek dualar ediyorlar ve Kur'an-ı Kerim tilaveti burada okunuyor. Yine gazi olanlar da zaman zaman bu noktaya geliyorlar. Zaman zaman da duygusal anlar yaşanıyor. Aslında adeta bayrağını alan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne geliyor desek yanılmış olmayız aslında. Şehitler makamının aslında etrafında yer alan her bir servi ağacı o gece şehit olanları simgeliyor. Yine burada aynı zamanda bir hafıza müzesi de yapıldı. Darbe girişimine dair pek çok argüman o tankların zarar verdiği araçlarda burada yer arıyor. Ziyaretçiler hem müzeyi hem de makamı zaman zaman ziyaret ediyorlar. Şehitler makamında İstanbul'da şehit verilen isimleri tek tek yer alıyor. Burada aslında dualar ediliyor. O gece 99 kişi yaşamını yitirmişti. Şehrin birçok noktasında meydanlar, sokaklarda vatandaşlar direnmişti. Binlerce kişi de aslında 15 Temmuz darbe girişiminde yaralanmış. 251 kişi de hayatını kaybetmişti. Daha aslında darbe girişiminde motosikletle yine darbecilerle karşı duran Yılmaz Ercan anısına da aslında burada bir motosiklet etkinliği düzenlendi. Motosikletler Ayasofya'dan Boğaziçi Köprüsü'ne kadar geldi diyelim. Yani dediğimiz gibi gün doğduğunda burada 15 Temmuz 2016'da ikisi polis, 34 kişi hayatını kaybetmişti. Sabah saatlerinde itibaren buraya binlerce kişi gelip şehitler makamını ziyaret ediyorlar. Saatler ilerledikçe binlerce kişinin yine şehitler makamını ziyaret etmesini bekliyoruz. Afşin Yurdakul. Ozan, teşekkür ederiz. Ozan Kelleci izlenimlerini aktardı. Ankara'ya Esra Nehir'e döneceğiz şimdi. Afşin Yurdakul, 15 Temmuz gecesinin simge mekanlarından, simge noktalarından biri de Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ydi. Arkamda bulunan bu alanda 29 kişi hayatını kaybetti ve onlarca kişi de yaralandı. İşte onların anısına ilk olarak bir anıt yapıldı. O anıtın ardından bu yılsa 15 Temmuz şehitlerini ve 15 Temmuz gecesi yaşananları hafızalara, gelecek nesillere anlatabilmek için bir müze inşa edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da saat 17.30'da bu müzenin açılışını yapacak. Müzeyle ilgili bilgi vermemiz gerekirse külliyenin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin külliyenin hemen karşısında yer alıyor. 8 salondan oluşuyor ve her bir salonda darbe girişimi ve aşamaları özel ses ve görsel efektlerle anlatılıyor. İşte bu müzenin açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak ilerleyen saatlerde ve Cumhurbaşkanı'nın bir diğer programı da var. Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programında yine darbe girişiminin 5. yıl dönümünde bir konuşma yapacak.
yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ilk olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki törendeydi. Meclis bahçesine bombanın düştüğü alanda yapılan o anıta karanfil bıraktı ve burada bir konuşma yaptı. Bir diğer programsa burada olacak. Cumhurbaşkanı ilerleyen saatlerde darbe girişiminin simgesel mekanlarından olan Beştepe'de 29 kişinin hayatını kaybettiği, darbecilere direnirken hayatını kaybettiği bu bölgede bu programda olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan 17.30'da önce konuşma yapacak, daha sonra müzenin açılışını yapacak diyelim. Biz de bu programı takip ediyor olacağız Afşin Yurdakul. Esenir, teşekkür ediyoruz. Bunlar da Ankara'dan, Beştepe'den notlardı. Konuklarımız bugün İstanbul stüdyoda benimle birlikteler. Avukat Hüseyin Ersöz ve Avukat Adem Yıldırım'la konuşacağız. Hoş geldiniz. Teşekkür Merhaba, ediyoruz vakit ayırdığınız hoş için. Bulduk. Sağ olunuz. Sizinle hukuki boyutunu konuşacağız. 15 Temmuz sonrasının bu çerçeveyi belirleyebilmek için de bir bağlantımız daha var. Ankara'ya gideceğiz. Ondan sonra sizinle değerlendirmelere geçeceğiz müsaadenizle. O bağlantıyı da arkadaşımız Fevzi Çakır ile gerçekleştireceğiz. Bizi bekliyor Habertürk Televizyonu Ankara temsilci yardımcısı. Notlarını dinliyoruz Fevzi'nin. Evet Afşin Yurdakul, FETÖ'yle mücadele halen devam ediyor, bitmedi. Yaklaşık 5 yıllık bir mücadele söz konusuydu. İlk derece yargılamaların 5 yıllık sürede tamamlandığı, artık istinaf ve Yargıtay sürecinin devam ettiğini belirtebilirim. Peki bu yargılamaların bilançosu ne oldu? Kısaca bilgiler verelim. Adalet Bakanlığı'nın verilerine göre aslında 289 fiili darbe davası açılmıştı. İstanbul, Ankara, İzmir ve 62 ilde davalar açıldı ve 5 yıllık süre zarfı içerisinde bu 289 fiili darbe davasından 288'i sonuçlandı. Bugün itibariyle halen Çanakkale'deki 5. Alay Komutanlığı'nda yaşanan eylemlere ilişkin eylemleri kapsayan bir dava, darbe davası söz konusu. Bu davaya ilişkin yargılama süreci halen Çanakkale Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. Ekim ayında yeni bir duruşma yapılacak bu dava kapsamında, ancak 289 davadan 288'i tamamlanmış bulunuyor bugün itibariyle. Halen bir kısmı istinafta, bir kısmı ise Yargıtay'da temiz incelemesi sürüyor. Peki bu davalardan kimler hangi cezaları aldı ve bu rakamlar neler, onları da kısaca ifade edelim. 288 darbe davasında verilen kararlarda toplamda 1634 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 1366 sanığa müebbet hapis cezası verildi. 1890 sanığa ise süreli hapis cezası verildi. 2870 sanık ilk derece mahkemelerinde, yani ağır ceza mahkemelerinde yapılan yargılamalar sonucunda beraat ederken 964 sanığa ise ceza verilmesine yer olmadığı yönünde karar verildi. Toplamda hakkında bugüne kadar hüküm verilenlerin sayısı ise 8724 oldu. Bunu ifade edelim. Dediğimiz gibi Çanakkale'deki bir davada halen devam ediyor. Aslında ilk derece yargılamaların büyük oranda tamamlandığını ifade edelim. Peki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan aralarında kimler var? Hangi rütbelerde bu isimler? Onlardan da bahsedelim. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar arasında 85 general bulunuyor. 1116 subay, 266 as subay, 56 uzman çavuş, 6 polis memuru, 12 er, 61 askeri öğrenci ve 32 sivil kişi hakkında darbe yargılamalarında ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildiler. Bunu ifade edelim. Müebbet hapis cezası alanlar arasında ise 24 general, 536 subay, 181 as subay, 170 uzman çavuş, 9 polis memuru, 92 er, 352 askeri öğrenci ve 2 sivil kişi bulunuyor. Süreli hapis cezası alan isimler arasında da yine generaller, subaylar, as subaylar, polisler, askeri öğrenciler bulunuyor. Bunu da ifade edelim. Darbe yargılamalarında halen aslında kısa bir süre önce de Yargıtay'ın sağlamış olduğu tüm general düzeyinde bir tahliye vardı. Yargılamaların neticesinde beraat eden isimler de var. Oldukça dikkat çekici isimlerdi bunlar. 24 generalin beraatine karar verildi. 461 subay beraat etti. 397 as subay, 615 uzman çavuş, 32 polis memuru, yine 1165 er de darbe yargılamalarında beraat etti. Çok tartışılan askeri öğrencilere ilişkin yargılamalarda da esasında 154 askeri öğrencinin yargılamalar sonunda beraatine hükmedilmiş oldu. Halen 83 davanın Yargıtay incelemesi de tam
tamamlandı. Bu davalar kesinleşti. Bunu da ifade edelim. Bu darbe yargılamalarına ilişkin bilançoydu. Bir de FETÖ üyeliğine ilişkin yargılamalar var. Ona ilişkin de bilgi verelim. İlk derece mahkemeleri ve başsavcılıklarda 86.159 FETÖ dosyası bulunuyor. Bu dosyalarda da 148.082 kişi halen yargılanıyor ya da soruşturuluyor. Bunu da ifade edelim. Bir de iade süreci var. Bundan da bahsederek bitirelim. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ve TSK İmamoğlu ifade edilen Adil Öksüz halen firari durumda. Bu isimlerin çeşitli ülkelerden iadesine ilişkin Türkiye'nin girişimleri devam ediyordu. Bu kapsamda FETÖ elebaşı hakkında toplamda 7 dosyada ABD'den iade talebinde bulunuldu. Ancak bugüne kadar Türkiye'nin talebi karşılanmadı. Yine Türkiye'nin kırmızı bülten çıkarılmasına ilişkin talepleri vardı. Toplamda 757 kişi hakkında FETÖ mensubu hakkında Türkiye kırmızı bülten çıkarılmasını talep etti. Ancak özellikle Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Interpol Türkiye'nin bu taleplerini bugüne kadar karşılamadı. Şunu da ifade edelim. FETÖ ile mücadele bir yandan da MİT Başkanlığı'nın operasyonlarıyla devam ediyor. Dünya genelindeki etkin FETÖ'cülerin Türkiye'ye getirilmesi ve yargı önüne çıkarılması noktasında mücadele sürüyor. Bu bağlamda bugüne kadar hem yargısal süreçlere ilişkin iade süreci hem de toplamda şunu ifade edelim 121 kişi MİT operasyonu, iade süreci vesaire diyelim. Toplamda 121 kişi Türkiye'ye getirildi ve de adalet önüne çıkarıldı. Bunu da belirtelim Afşin Yurdakul. Çok teşekkürler Fevzi'ye de. Fevzi Çakır detaylı bir bilanço paylaşmış oldu bizimle. 15 Temmuz sonrasında hem darbe girişimine adı karışan isimler hem de FETÖ üyeliği sebebiyle yargı süreçlerinden geçen isimler ne noktaya gelindi bu süreç. Detaylıca konuşacağız. Tekrar hoş geldiniz Adem Bey, Hüseyin Bey. Adem'e sizinle başlamak istiyorum. Soru net, neredeyiz? 15 Temmuz'dan bugüne Fevzi rakamlar paylaştı. Süreç bizi nereye taşımış oldu? Evet, Fevzi Bey'e teşekkür ediyoruz. Güzel bir rakam, yani istatistik bilgi paylaşmış oldu. Aslında bu bilgiler bizde de vardı. Takip ettiğimiz davalardan ortaya çıkardığımız sonuçlar buydu. Darbe davalarıyla ilgili belki dünyada bir ilk diyebileceğimiz bir yargılamaya şahit oldu. Yani darbecilerin suçüstü yapılarak yargılandığı dünyada başka bir yargılama olmadı. Öyle biliyoruz. Belki darbeleri yapıp da darbelerin yapanların daha sonra yargılandığı bir takım yargılamalara şahit olduk. Ama ilk defa suçüstü darbecilerin yargılandığı mahkeme Türkiye'de oldu. Bu aslında Türkiye'nin dünyaya darbeciler nasıl yargılanır noktasında da bir örnek, bir yargılama ortaya koymuş oldu. İşte çeşitli eleştiriler yapıldı. İşte yani toptancı yaklaşıyorsunuz, işte öğrenciler niye yargılandı, erler niye yargılandı, işte generaller onlar bunlar gibi bir takım eleştiriler de oldu. Tabii ki olabilir. Yargılama illa siz dört dörtlük her şekilde bir hüküm kuramayabilirsiniz. Ama temelinizde adalet ve hukuk çerçevesinde bir yargılama yaparsanız doğru sonuca ulaşırsınız. Ben Türkiye'deki darbe yargılamalarının da bu şekilde yapıldığını düşünüyorum ve buna da şahit olduğumu ifade ediyorum. Çünkü birçok dosyaların şehit yakınları ve gazilerin avukatta olarak katıldığım dosyalarım vardı. Biraz önce Fevzi Bey'in verdiği rakamlardan bile bu sonucu çıkarmış olsak aslında toptancı bir yaklaşımın olmadığını görüyoruz. İşte 8.724 sanığın yargılandığını, işte bunlardan 1.634'ün ağırlaştırılmış müebbet, işte 1.366'sının müebbet, 1.890'ın da 2 yıl, işte 1 yıl, 2 yıl veya 20 yıla kadar bir hapis cezasıyla cezalandırıldığını, geri kalan işte 2.890 ve 964'de beraat ve takipsizlik kararlarının olduğunu görüyoruz. Yani 8.700 dosyadan, sanıktan, şüpheliden yaklaşık işte 4000 civarında, yani %50'ye yakını beraat almış ve takipsizlik kararı almış. Yani buradan aslında yargılamayı yaparken toptancı bir yaklaşımla ortaya bir tavır konulmadığını, ama işte biz onu da cezalandıralım, bunu da cezalandıralım tarzında bir yargılama mantığıyla bu işin yapılmadığını ifade etmeye çalışıyorum. Burada suçluyu bulma, suçsuzu ayırt etme noktasında bir yargılamanın, bu niyetin ve yargılamanın yapıldığına, buna rağmen yanlışlar içerisinde olabilir mi? Tabii ki olabilir. Bunun da işte aşamaları var.
Yaklaşık işte 293 darbe davası Türkiye genelinde vardı. Bunun işte 288'i sonuçlandı. Bazılarında da yeni yargılamalar geliyor. İşte bu 350'ye kadar çıktı biliyorsunuz dosya. Evet. Çünkü tebrik edilen dosyalar vardı, firari olanlar vardı. Yeniden Yargıtay'ın ve istinafın bozup işte şunlara da dava açmanız gerekir dediği bazı davalar oluştu. Ve en nihayetinde şu an 288 dosya hakkında karar verildi. Bunun bir kısmı istinafta, bir kısmı Yargıtay'da. Yargıtay'dan da dönüp işte kesinleşen yaklaşık bir 83 dosya var. Ve bu şekilde yargılamaların büyük çoğunluğu bitmiş ve devam ediyor vaziyette. Ben dünyaya örnek olması açısından bu yargılamaları önemsiyorum. Bir de bundan önceki darbelerle ilgili de aslında sadece 15 Temmuz'u 15 Temmuz üzerinden değerlendirmemek gerektiğini de düşünüyorum. Yani işte 28 Şubat yargılaması da biliyorsunuz yapıldı ve geçtiğimiz günlerde 28 Şubat darbesini yapan generaller orada da ceza aldı. 12 Eylül yargılaması da yapıldı. Türkiye'ye baktığımız zaman bu darbelerle ilgili şu ana kadar hiçbir yargılama yapılmamıştı. Yapılmadığı için bu generaller sanki ülkenin sahibiymiş gibi davranıp her 10 yılda bir darbe yapan konuma da böyle bir özgüvene de sahip oluyorlardı. İşte 15 Temmuz da aslında bunun bir göstergesiydi. İşte 28 Şubat da öyleydi. Biz 12 Eylül'ü yargılasaydık 28 Şubat olmazdı. 28 Şubat'ı Peki. o zaman yargılamış olsaydık 15 Temmuz'da olmayabilirdi. Hatta evet. 15 Temmuz'dan önceki 17-25 Aralık vesaire işte o MİT tırları hadisesi gibi bir takım olaylara topyekün bir bakışla, hukuk ve adalet anlayışıyla evet. bakabilmiş olsaydık, işte siyasi malzeme yapılmasaydı, işte muhalefete ayrı, iktidara ayrı yaklaşmamış olsaydı 15 Peki. Temmuz yine olmazdı diye düşünüyorum. Peki, teşekkür ederim. Türkiye'nin darbeler tarihi çok uzun süre ve çok uzun programlar gerektiren bir konu başlığı. 15 Temmuz'a Tabii 1800'den başlıyor yani. Çünkü 45 dakikalık bir yayın Tabii. çerçevesi içerisinde evet. bugünün manası sebebiyle üstünde durmak istiyoruz. Tekrar teşekkür ederim yorumlarınız için. Hüseyin Bey, size de aynı soru. Neredeyiz? Özellikle ilk turda dünyaya örnek olabilecek bir hukuki süreç yaşandığını da bizimle paylaşıyor. Adem Bey, buna katılıyor musunuz? Toptancılık eleştirileri konusunda siz ne düşünüyorsunuz? Hukuki mücadele ne noktaya gelmiş durumda? Buna sizin de yorumunuzu duymak isterim. Başka başlıklara geçmeden önce. Tabii ki. Şimdi en son tabii meslektaşımızın söylediği sizin de haklı yarınız neticesinde aslında çok da uzatmak istemediğim bir mesele var ama tabii 15 Temmuz'la aslında diğer darbe süreçlerini birbirinden tabii ki ayırmak gerekiyor. Çünkü 15 Temmuz nevi itibariyle bir terör örgütü tarafından ki daha önceden zaten terör örgütü soruşturmaları yürütülmüştü hakkında bir örgüt suçlaması vardı ve onun tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisindeki yapılanma çerçevesinde kendi içerisinde dinamikleri olan bir kalkışma. Yani onlar bu kalkışmayı diğer darbe teşebbüslerinden birincisi ayırmak gerektiğini sadece ifade ederek sizin sorduğunuz soruya şey yapayım geleyim. Şimdi tabii bu yargılama süreçleri biliyorsunuz 2016 senesinde başladı. Yani 2016 senesinde darbe teşebbüsü meydana geldi ve ondan sonra çok hızlı bir şekilde gözaltılar gerçekleşti. İşte meslektaşımın söylediği gibi suçüstü hali gerçekleşti. Karargahın içerisinde ele geçirilen, yakalanan sanıklar vardı. Tankın içerisinden çıkartılan şeyler vardı, sanıklar vardı. Ama hatırlayın o süreci, özellikle 15 Temmuz, 16 Temmuz ve onu takip eden özellikle o bir haftalık sürecin içerisinde şöyle tabir etmek gerekir, kimin eli kimin cebinde tam anlamıyla belli olmayan aslında bir süreçle karşı karşıyaydık. Çünkü evet işte FETÖ tarafından organize edildiği söylenen, FETÖ tarafından FETÖ'nün işte sivil imamlarının da işte birliklerin içerisinde, askeri birliklerin içerisinde yer aldığına dair görüntülerin yer aldığı bir aslında kalkışmayla karşı karşıyaydık. Fakat bunun yanında işte biraz önce Fevzi Çakır'ın da ifade ettiği gibi işte askeri öğrencilerin vesaire falan filan da yer aldığı, değerli meslektaşımın da söylediği gibi bu öğrencilerin de işte emir komuta zinciri içerisinde hadi kalkın gidiyoruz denilerek başka bir amaçla oraya götürüldükleri şeklinde bir takım iddialar da tabii ki vardı. Ama ne oldu? Şu oldu. 15 Temmuz sonrasında çok böyle kaotik bir ortam vardı. Devlet bir refleks göstermesi gerekiyordu. Kendisine yönelik olarak çok ciddi bir saldırı vardı. Demokrasiyle ilgili çok ciddi bir problemle karşı karşıyaydı. Ve devlet hiçbir ayrım yapmaksızın bütün herkesin yakasını yapıştı. Ve gelin ben önce sizinle ilgili olarak bir gözaltı tedbiri ve tutuklama tedbiri uyguluyorum dedi.
Ve ondan sonra aslında bir ayrıştırma politikasının içerisine girmeye yavaş yavaş bu yargılamalar sürecinde gerçekleşti. Aslında bu ceza yargılaması mantığıyla çok fazla ters düşen bir şey de değil. Ama o tarihteki o kaotik ortamın içerisinde bir devlet refleksi olarak da aslında yargının hareket ettiğini ve oradaki o gözaltılarında bu çerçevede gerçekleştiğini bir defa ifade etmek lazım. Sonrasında işte biraz önce bu istatistiklerle paylaşıldı. Ve aslında ceza yargılamasındaki istatistikler tabii ki kişi hayatından şey yapıyoruz, bahsediyoruz. Bunların içerisinde tabii ki yargılanan, işte beraat eden isimler de var. O yüzden insan hayatını bir istatistiğe şey yapmak, oturtmak aslında çok doğru değildir. Ama tabii bunlar da aslında bize 15 Temmuz ve bunun ondan sonraki süreçle ilgili olarak aslında çok böyle bir takım şeyler de veriyor, bilgiler de veriyor. Yani bu yargılamalar çok önemli yargılamalar. Bunların hepsine şey yapıyorum, katılıyorum. Ama bizim tek bir düsturumuz olması lazım Afşin Hanım. Biz ceza hukukçuları olarak ya da insan haklarını savunan insanlar olarak, ki bütün ceza hukukçuları aslında insan haklarını savunurlar, hiç kimsenin hiçbir şekilde hiçbir zararı uğramaksızın yargılamalarını gerçekleştirmemiz gerekiyor. O yüzden bizim ceza yargılamalarını tartışmalı kılacak olan bir takım uygulamalardan da özellikle kaçınmamız gerekiyor. Ha tabii ceza yargılaması dediğiniz şey bir kişinin bu yargılama sonucunda haklı olup olmadığı, suçlu olup olmadığı konusunda yapılacak olan tespitlere dayanır. Bunda kesinlikle hemfikirim. Fakat diğer yandan yani özellikle bu askeri öğrenciler meselesinde olduğu gibi ya da emir komuta zincirinin içerisinde yer alıp da çocuklar hadi tatbikata gidiyoruz şeklindeki bir yönlendirmeyle işte ne bileyim Boğaziçi Köprüsü'ne götürülen ya da başka yerlere götürülen fiilen halkın üzerine ateş açmamış ya da fiilen bir darbe teşebbüsünün içerisinde yer almayıp sadece böyle bir yönlendirmeyle hareket etmiş olan kişilerle ilgili olarak da bir ayrımın yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ceza hukuk dediğiniz şey aslında kamu vicdanıdır. Hakim kamu vicdanını temsil eder ve hakim kamu vicdanına uygun olarak şey yapar, karar verir ama kendi vicdanıyla karar verir. Ama onun kararı millet adına verilmiş olan bir karardır. Biz bu kararlara saygılıyız. Bunlarla ilgili herhangi bir problem yok. Zaten meslektaşım da ifade etti. Evet, ilk derece mahkemesi, ağır ceza mahkemesi bir karar verir. Bu karar daha sonra istinaf incelemesinden geçer ki istinafın bozduğu kararlar var. Daha sonra Yargıtay'a gider, Yargıtay incelemesinden geçer. Yargıtay'ın da bozduğu kararlar var. Bizler biliyoruz ki, değerli meslektaşım yanlış söylüyorsam beni uyarsın, askeri öğrencilerle ilgili bozma kararı sonrasında şu anda hala hazırda Bakırköy'deki adliyede, duruşma salonunda bu yargılama devam ediyor. Ve çocuklar orada kendilerini ifade etmeye çalışıyorlar. Ha, dosyanın içerisindeki kişiler bu konuyla ilgili olarak daha iyi değerlendirme yaparlar. Bu çocukların suçsuz olup, suçlu olup olmadıkları konusunda. Ama diğer taraftan birincisi biz ceza yargılamasında bir adalet sağlamalıyız. İki, kamu vicdanını tatmin etmeliyiz. Üç de hiçbir haksızlığa sebebiyet vermemeliyiz. Bunu neden söylüyorum? Özellikle sonuncusunu şu sebepten dolayı söylüyorum. Bir kişi suçlu olabilir. Ama biz yargılama esnasında bu kişinin temel hak özgürlüğünü eğer ihlal edersek, bir adil yargılanma hakkı ihlali gerçekleştirirsek, kanundan doğan ya da anayasadan doğan bir hakkını ihlal edersek o zaman o yargılamayı da tartışmalı hale getirmiş oluruz. Buna asla müsaade etmemeliyiz. Bütün yargıçların, bütün Cumhuriyet Savcılarının, Yargıtay'daki yüksek hakimlerin hepsinin gözetmesi gereken prensip aslında bu. Avukatların da gözetmesi gereken prensip bu. Evet. Çünkü şunda hemfikiriz. O gün Boğaziçi Köprüsü'nde o insanların üzerine, sivil vatandaşların üzerine ateş açan insanlar evet suçludur. Evet bu insanlar darbe teşebbüsünün birer parçasıdır. Fakat yargılama esnasında bu insanlara adil davranılması gerekir. Adil davranılmazsa eğer o zaman onları mağdur duruma şey yapabiliriz, düşürebiliriz. Ve bu yargılamaları tartışmalı hale getirebiliriz. Buna asla müsamaha edilmemesi gerekir. Peki. Çok kısa bir cümle. Bu sebepten dolayı özellikle Yargıtay'a ben bu konuda çok fazla iş düştüğünü şey yapıyorum, düşünüyorum. Yargıtay'daki hakimler de zaten bu meselenin çok farkındalar. Çünkü ilk derece mahkemeleri özellikle bu davaların niteliği itibariyle ve gerçekten çok ağır yükü ve manevi yükü sebebiyle bazen bu yükün altında çoğu zaman da ezilebilirler. Bazen buna şahit olduğumuz durumlarda da şey yapabiliyoruz, karşılaşabiliyoruz. Yani spesifik bir örnek vermiyorum. Ancak özellikle bu yargılamaları çok sağlıklı işlemesi noktasında, işte Yargıtay'ın vermiş olduğu bozma kararlarında da olduğu gibi bu sürecin çok sağlıklı bir şekilde ve adil yargılanmaya uygun, adil yargılanma hakkına uygun bir şekilde gerçekleşmesi noktasında özellikle yüksek yargıçlara çok iş düşüyor. Çok teşekkür ederim. Adem Bey, sizinle devam edelim. Firari isimlerle ilgili olarak bu soru. Fevzi de paylaştı, sizde de mevcut olan rakamlardır bunlar. 109 ülkeden 1022 kişinin iadesi isteniyor. Üçünün kabul edildiğini biliyoruz. Buradaki sıkıntı nedir? İade talepleri konusunda iade taleplerinin karşılık bulamamasının sebebi Türkiye ve ilgili ülkelerle arasındaki hukuki
anlaşmazlıklar mı, yoksa orada olduğu bilinen şüphelilerin belli başlı talepleri mi, Türkiye'ye döndüklerinde geçecekleri yargılama süreçleriyle ilgili oradaki hangi makamlarla neler paylaşıyorlar birebir bilmiyorum ama sizin kulağınıza geldiğinden de eminim. Bu açıdan gözleminiz varsa uyarınız nedir, onu da duymak isterim. Yani aynı soru herkese de. Buradaki o firari olarak ifade ettiğimiz insanların çoğu aslında darbeden hemen sonra veya bir müddet sonra da kaçmış olan ve darbeden önce de kaçanlar var. Yani firari olanlar var. Hali hazırda darbeden sonra halen FETÖ'nün bir takım kurumlarda insan üyelerinin aktif olarak iş yaptığını, görev yaptığı dönemleri de kapsıyor. İşte en basitinden savcıları düşünelim işte. İşte Zekeriya Öz ve onunla birlikte birkaç savcı birlikte gümrük kapısından hemen kaçıp gittiler. Çünkü onu kaçıranlar da FETÖ'cüydü. İşte Adil Öksüz biliyorsunuz tutuklandı, gözaltına alındı, darbe gözü ama ertesi gün bir bakıyorsunuz bir başka hakim tarafından salıveriliyor ve havalimanında elini kolunu sallayarak başka memlekete gidiyor. Baktığınızda bunların hepsini götürenlerin o hani tüm kılcal damarlara kadar ilerlemiş dediğimiz FETÖ üyesi dediğimiz, belki darbeye katılmamıştır bu insanlar ama FETÖ'ye, bu örgüte hizmet eden kişilerdir. Hemen darbenin hemen sonrasında yapmışlardır. Bu dediğiniz rakamlar işte değişik memleketlerde ve Türkiye tabii üzerine düşeni yapıyor. Bazı devletler diyor ki aramızda diyor böyle suçlu ya da firari işte şüpheli iadesine ilişkin anlaşma yok diyor. Bundan dolayı iade edemem diyor. İşte bunlar diyor siyasi suçludur diyor kimisi. Siyasi suçlu olduğu için ben bunu da iade edemem. Yani adi suçlarla iade ile siyasi suçlarla iade farklı kapsamda değerlendiriliyor. İşte zaten Amerika biliyorsunuz elebaşı işte FETÖ'yü iade etmiyor. Hangi dosyayı verirsek verelim veya hangi delili verirsek verelim. Her şekilde ispat ettiğimizi tüm dünyaya duyursak bile Amerika bunu vermeyecek. Neden vermeyecek? Çünkü darbeyi Amerika yaptı. Yani FETÖ onun maşasıdır. Yani bunun başka bir tarifi yok ki. Maşa olarak kullanmıştır. Türkiye'deki işbirlikçi olarak onu kullanmıştır. Ama asıl darbenin geri planda yatan zaten Amerika'dır. FETÖ gelse bunu söyleyecek. Yani aslında bildiğimizi ilan etmiş olacak bir nevi. Bundan dolayı işte FETÖ gibi elebaşı, ondan sonra diğer insanları, firarileri, FETÖ'cüleri Amerika'nın iade etmesini şu aşamada mümkün görünmüyor. Yani en azından şu geldiğimiz nokta itibariyle bize bunu gösteremediler. Onu ifade etmemiz lazım. Diğer devletlerde de bu tür bahaneler, yine Amerika'nın da tesir olduğunu düşünüyorum. Ve darbeyle ilintili olabilecek, darbeyle ilgili her türlü bilgiyi, belgeyi ve bir takım bilinmezleri ya da darbenin arkasında hangi milletlerin, devletlerin ve güçlerin olduğunu ifade edebilecek bu tarz firari şüphelileri, sanıkları iade etmeme kararı almışlar. Biz her türlü dosyayı hazırlayıp gönderiyoruz. Türkiye üzerine düşeni yapıyor. Dediğim gerekçeyle siyasi kapsama soktukları için iade etmiyorlar. Aramızda anlaşma yok diye iade etmiyorlar. Şu anki durum bu. Peki, ne dersiniz Hüseyin Bey? Tabii ki de bir taraftan da hukuki mücadeleyle ilgili bu, evet. Adem Bey'in çizdiği resimle manaya geliyor. O konuda diyorum. Şimdi bu mesele tabii bunu ikiye ayırmak lazım aslında Afşin Hanım. Hı. Şöyle ki, tabii ki bu firari olarak yani talep edilmiş olan kişilerin büyük bir kısmı aslında siviller. Yani bunlar darbe yargılamalarından aslında ayrılması gerekiyor. Yani büyük bir kısmı sivil. Asker şahıslar da var mutlaka işlerinde. Özellikle Yunanistan'da bulunanların işlerinde bildiğim kadarıyla asker olanlar da var. Asker, evet. Özellikle Yunanistan'a çok fazla bu konuda şey var, sığınma var. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nde 202 kişi var mesela talep ettiğimiz. Büyük bir kısmı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yine 109 kişi Almanya'dan talep ediyoruz. 89 kişi Yunanistan'dan. 47 kişi de Belçika'dan talep ediyoruz. Bu taleplerimizin hepsi tabii ki karşılıksız kalıyor. Şimdi burada aslında meslektaşımın da söylediği gibi bir usul var. Yani o usul de şu. Siz bütün delilleri topluyorsunuz. Bu kişilerle ilgili olarak biz buna fezlekat diyelim ya da bir yazı diyelim. Hı hı. Bu yazıyı hazırlıyorsunuz. Daha sonra elinizdeki bütün delillerin hepsini
talep ettiğiniz ülkenin diline çeviriyorsunuz ya da İngilizceye çeviriyorsunuz ve daha sonra bu delilleri o ülkelere gönderip o ülkelerin resmi makamlarının, daha doğrusu adli makamlarının, orada da çünkü bir yargıç karar veriyor bu konuda, bu konuda bir karar vermesini şey yapıyorsunuz, talep ediyorsunuz. Şimdi o yüzden sizin özellikle bu talepleri böyle çok sağlam temellerin üzerine şey yapmanız lazım, oturtmanız lazım. Birincisi bu. Bununla ilgili olarak tabii ben ne hazırlanmıştır, bunlarla ilgili herhangi bir yorum yapabilecek durumda değilim. Ama Türkiye'nin çok yetkin hukukçuları var. Eminim ki bu dosyalar çok iyi bir şekilde hazırlanmıştır. Elimizdeki bütün deliller de gönderilmiştir. Fakat diğer taraftan da aslında o ilk bölümde üzerine ısrarla basmış olduğum işte o adil yargılanma meselesi var. Çünkü o ülkeler size şuna geri dönüş yapıyorlar. Diyorlar ki, evet tamam sen benden bunları, bu kişileri şey yapıyorsun, talep ediyorsun. Birincisi tamam aramızda anlaşma da olabilir. Fakat bu kişiler diyorlar ki iddiaları her zaman o olacaktır. Bütün herkesin o olur. Ben eğer beni Türkiye'ye iade ederseniz adil bir şekilde yargılanmayacağım. Ve bununla ilgili olarak da işte bir takım örnekler vesaire falan veriyorlardır muhtemelen. Ve bu değerlendirme sürecini aslında uzatan temel hukuki meselelerden bir tanesi şey yapıyor, haline geliyor. Diğer taraftan işte kötü muamele iddiaları vesaire, bütün bunların hepsi tabii ki orada yine bu sanıklar tarafından, iade talep edilen kişiler tarafından şey yapılıyor, ileri sürülüyor. Bunlar önemli şeyler. Şimdi tabii burada aslında bu perspektife şu açıdan da bakmak lazım. Evet asker kişiler var ama çoğunlukla sivil kişiler var. Bu sivil kişiler, talep edilen sivil kişilerin büyük bir çoğunluğu 2016 öncesinde yurt dışına kaçmış olan kişiler. Büyük bir çoğunluğu. Belki yarısı, yarısından daha fazlası. Şimdi öyle bir durumda da bu kişileri özellikle 15 Temmuz'la ilişkilendirmek noktasında, terör örgütü üyeliğiyle ya da terör örgütü yöneticiliğiyle ilişkilendirmek noktasında herhangi bir problem çıkmıyor ama özellikle darbeyle ilişkilendirmek noktasında o talep ettiğimiz ülkelerde ciddi problemler ve soru işaretleriyle şey yapıyorsunuz, karşılaşıyorsunuz. Buradaki temel meselelerden bir tanesi de bu oluyor. Çünkü çok yakın bir zamanda hatırlayacaksınız, birkaç sene öncesine kadar İstanbul Adliyesi'nden işte başsavcı vekili seviyesinde, bu soruşturmaları yürüten savcılar seviyesinde heyetler Amerika'ya gittiler. Amerika'dan bir takım heyetler geldiler. Türkiye'de bu meselelerle ilgili olarak toplantılar yaptılar. Bu bahsetmiş olduğum toplantıların üzerinden neredeyse 2 sene geçti. Ve ortada apaçık bir gerçek var. Bir ikna etme şeyi var. Problemi var. Ha bu sadece, bunun tabii ki ben bir hukukçuyum. Hukuk çerçevesinde yorum yapıyorum. Ama değerli meslektaşım da söyledi. Bu davaların bir siyasi boyutu da var tabii ki. Amerika Birleşik Devletleri özellikle ya da başka ülkeler bu kişilerden istihbarat sağlıyor olabilirler ülkeyle ilgili olarak. Ya da bu kişilerden faydalanıyor ya da bir menfaat bekliyor olabilirler. Ya da bu kişiler siyasi sığınma hakkını şey yapmış olabilirler, kullanmış olabilirler. Bizim ülkemizde hukuk sistemimizin içerisinde suç olarak nitelendirdiğimiz, fakat başka hukuk sistemlerinin içerisinde başka ülkeler tarafından suç olarak nitelendirilmeyen bir takım suçlar da bu noktada karşımıza çıkıyor. Mesela Türkiye'de biz evet hakareti ulusal bir suç olarak kabul ediyoruz ama Amerika Birleşik Devletleri hakareti örneği ulusal bir suç olarak kabul etmiyor. Ya da bunun kriterleri, her suçun kriterlerini her ülke bazında ulusal sistemleri çerçevesinde ayrı ayrı değerlendirmek gerekiyor. Sonuç olarak şunu şey yapacağım, söyleyeceğim. Evet bu iade meselesinin bir hukuki boyutu var. Biraz önce ifade ettiğim gibi bir de siyasi boyutu var. Fakat bunun da ötesinde aslında eleştirilecek olan nokta şu. Meslektaşım da söyledi. İki örnek verdi. Zekeriya Öz ve Celal Kara örneğini verdi. Batum'daki sınır kapısından şey yaptılar, çıktılar. Hopa'daki sınır kapısından ellerini kollarını sallayarak Gürcistan'a geçtiler. Ve oradan da şu anda bu kişilerin Almanya'da olduğu şey yapılıyor, ileri sürülüyor. Ama ceplerinde yeşil pasaportlarıyla geçtiler. Kimlikleriyle çıktılar buradan. Şimdi o yüzden siz bu kişilerle ilgili olarak eğer zamanında gerekli tedbirleri almazsanız, haklarında soruşturma başlattığınız zaman bu kişilere yurt dışı çıkış yasağı koymazsanız, bu kişiler bu şekilde ya kimlikleriyle ya da pasaportlarıyla çıkarlar. Bu noktadaki o belki ihmali de tabii ki şey yapmak gerekiyor, ifade etmek gerekiyor. Birçok kişinin özgürlük hakkını ihlal etmiş olan, adil yargılanma hakkını ihlal etmiş olan, birçok kişinin hayatını bu sürecin içerisinde kaybetmesinin neden olmuş olan, şu anda Yargıtay 8. Ceza Dairesi'nde ve Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nde yokluğunda yargılanmaya devam edilen Zekeriya Öz hakkında ve Celal Kara hakkında keşke bu soruşturmalar çok daha erken bir şekilde başlatılsaydı, 15 Temmuz beklenmeseydi. Ve bu kişilerle ilgili olarak bu bahsetmiş olduğumuz tedbirler çok daha hızlı bir şekilde eğer alınabilmiş olsaydı biz şu anda zaten bunları tartışmıyor olacaktık. Çok teşekkür ederim. 10 dakika süremiz var. İki başlığa da birlikte bakabilmek istiyorum. Süremizi de ona göre kullanalım. Buraya bir ek yapmak istiyorum. Buyurun. Hani darbe öncesi ve sonrası bir de sivil asker üzerine bir değerlendirme yaptık.
Şöyle bir şey olsaydı, ben Hüseyin Bey'e burada iştirak edecektim. Hani darbe yapıp kaçan askerler iade edilmiş olsaydı veya darbeden sonra darbede etkisi olan insanlar iade edilmiş olsaydı, evet, adil yargılanma ile ilgili Türkiye'de problem var, biz bundan dolayı iade olmak istemiyoruz, biz iade etmeyin diyen itirazlara bir haklı gerekçe bulabilirdi. Ama ben iki yönüyle de söylüyorum. Yani bir hukuki gerekçesi var, bir de siyasi, evet, yanı ama, var. Siyasi ama, yanıyla da tabii. iade edilmiyor olabilir. Bu olmadı. Mesela FETÖ darbede de burada değildi, darbeden önce de burada değildi. Ama darbeyi yapan kişi FETÖ'nün kendisidir, bizatihi kendisidir. Şimdi ben Türkiye'de değildim diyerek buradan kurtulma şansı zaten yok. O bakımdan burada etkili olan, çünkü birçok darbenin, meslektaşımız da çok iyi bilir, darbe yargılamalarında da bu aslında öne çıktı. Evet, görünürde asker var ama sivil imam dediğimiz ya da ne bileyim sivil unsurlar çok daha fazla. O gün karargahın içindeler. Evet, hepsi yani de karargahın içerisindeler. Bir... Dolayısıyla bunun bu şekilde değerlendirmesi gerektiğini, ama hiçbir devletin de ya biz evet şu karışmış bunu iade edelim de diğer siville dursun dediğine de şahit olmadık. Bu noktada da tamamen yani hemen hemen Amerika başta olmak üzere Avrupa'nın da buna siyasi yaklaştığını, işte Belçika'nın öteden beri mesela adi suçların iadesi konusunda bile doğru. siyasi yaklaştığını hepimiz biliyoruz. Ya da PKK, DHKPC dosyalarında da şeyleri vardır, önemli çekinceleri vardır. Evet. Çok derin konular dediğim gibi, yine çok derin sürede çok fazla da vakit isteyen konular, ama teşekkür ederim uyarılarınız için. Sadece bugün dün yayını değil bu. Bunların hepsi bir taraftan da Türkiye'nin tarihine not. O yüzden de hatırlatmalarınız önemli. Teşekkür ederim. Kalan 9 dakika içerisinde o zaman birlikte bakalım iki başlığa daha. O da bir KHK'larla bu süreçte görevinden uzaklaştırılanlar fakat belli yargı süreçlerinden geçtiler ve görevlerine iadeleri yönünde de sonuç çıkmasına rağmen bunun pratikte uygulanamadığı noktalar yaşandı, örnekler yaşandı. Bu nasıl giderilebilir? Aslında bu gibi örneklere siz de işaret ettiniz ilk iki turdaki cevaplarınızla. Ama daha net bu örneklere bakacak olursak ne yapılabilir? Burada ne söylersiniz? Buyurun Adem Bey, sonra size dönüyorum seni. Tabii KHK'yla mesleğinden ihraç olmuş veya uzaklaştırılmış, işte maaş kesintisi olmuş ama daha sonra herhangi bir suça karışmadığı sebebiyle dava açılmamış, takipsizlik almış veya dava açılmış olsa bile beraat etmiş olan insanlar var. Burada idare şu şekilde davranıyor. Hani sadece darbe davasıyla alakalı bir durum değil bu. Normal darbeyle alakalı bile olmamış olsa ceza yargılamasındaki bir sonucun idarenin tasarrufunu etkilemeyeceğine ilişkin oluşan bir idarenin uygulaması var, anlayışı var ve bu konuda bir içtihat var. Tamam diyor, ceza mahkemesi böyle karar vermiş olabilir ama diyor, ben bu kimseyi idaremde görevlendirmek istemiyorum. Gerekirse tazminatını veririm veya başka türlü hukuki hak arayışını yapabilir diyor. İdarelerin bu şekilde duruşu var. Şimdi buradaki darbeyle ilgili KYK'yla atılan işte işçi, memur vesaire kimselerin yeniden devlet kadrolarında görevlendirilmesiyle alakalı herhalde biraz daha çalışma ya da bir olgunlaşma mı gerekecek bilemiyorum. Nasıl bir olgunlaşma? Şöyle diyorum. Ben bir hukukçu olarak, bir avukat olarak yargı kararlarının uygulanması gerektiğini her daim söylüyorum. Burada da söylüyorum. Bir beraat kararı varsa beraat kararını da şöyle ayırmak gerektiğini düşünüyorum. Bunu kamuoyu da burada yanlış bilgilendirilebiliyor. Diyor ki beraat kararında, sen evet FETÖ'nün üyesi olmayabilirsin. Ama senin FETÖ ile iltisakın olabilir. Veya iltisak varsa biliyorsunuz ceza çıkmıyor. Ama üyelik varsa ceza çıkıyor. Şimdi iltisak varsa bu memuriyetten atma sebebi. Ama cezalandırma sebebi değil. Üyelik cezalandırılıyor sadece. Üyelik harici bir husus. Yani işte darbeye, zaten bu kimseler darbeye karışmamış oluyor. Bu kimselerin yargılanma sebebi FETÖ'ye üyelikten. İşte baylok var mı? İşte bir takım ortaya konan işte 14-15 maddelik bir kriter var. Bu kriterlere uyan hususlar var mı? Var. Hangileri var? İşte 3'ü var, 5'i var, 2'si var, 10'u var, 15'i var. Eğer üyelikse ceza veriyor, üyelik değilse ceza verilmiyor. Ceza verilmediği zaman da bu idare şöyle değerlendiriyor. Ben diyor sizin tamam üye değilsiniz ama
iltisaklı olduğunuzu düşünüyorum. Yeniden göreve başlatmıyorum diyebiliyor. İşte bu noktada zaten düğümlenen nokta burası. O yüzden beraat kararına idareler uymuyor. Bu adi suçlarda da buna benzer, yani darbe suçu olmayan, siyasi diyebileceğim suç olmayan suçlarda bile idare bu şekilde davranıyor. Bunu nasıl aşacağız? Artık bilemiyorum. Dediğim gibi biraz olgunlaşmayı mı bekleyecek veya başka bir tasarruf mu gerekecek bilmiyorum. Ama dönenler olduğunu da biliyorum. Yani OHAL komisyonundan da çıkması gerek. OHAL komisyonunda reddettiğini, idare mahkemelerinden dönenlerin olduğunu da biliyorum. Örneklerin olduğunu da görüyoruz. Peki. Orada dönmeyenlerin de iltisakla alakalı problemler olduğunu biliyorum. Peki. İnşallah hak yerini bulur diye temenni ediyoruz. Ekrana yansıyan görüntü Beştepe'de Demokrasi Müzesi'nin açılışı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor. Bir taraftan da oradan canlı görüntü geliyor. Hüseyin Bey lütfen buyurun. Aynı soru sizin için. Aslında nispeten meslektaşıma katılıyorum. Şöyle ki, tabii ki olay bir idari yargı boyutuyla ele alınması gereken, bir de ceza hukuku boyutuyla ele alınması gereken bir şey. Yani ceza hukukunda yani bir fiil her zaman suç olmayabilir. Bu sebepten dolayı bu kişilerle ilgili olarak takipsiz kararlar, yani bugünkü adıyla kovuşturma yer olmadığına dair kararlar ya da beraat kararları mahkemelerde dava açılmışsa verilmiş ve bu kararlar kesinleşmiş de olabilir. Bunlar doğru. Ama diğer taraftan, örneğin bir kişiyle ilgili olarak aslında devleti bir işveren tabii olarak şey yaparsanız, düşünürseniz o işveren de kiminle çalışıp çalışmayacağı konusundaki karar verme yetkisine de aslında sahiptir. Fakat bunların objektif bir takım kriterlere bürünmesi gerekir. Eğer nasıl bir özel hukuk ilişkisinde siz çalıştığınız şirketle bir takım problemler yaşıyorsanız, onlar sizi işten çıkartır, sizi iş mahkemesine dava açıyorsanız, işte bunun karşılığı devlette idare mahkemesinde dava açmaktır ve idari yargı neticesinde bu konuyla ilgili olarak bir karar almaktır. Bunun önüne net set çekildi. Tabii ki KHK'lar sonrasında bir olağanüstü hal komisyonları kuruldu. Olağanüstü hal komisyonları tabii ki olağanüstü hal komisyonunda dosyalar bayağı bir yığıldı ve insanların aslında asıl mağduriyetinin nedeni olan şey idare mahkemesine başvurmadan önce olağanüstü hal komisyonuna başvurmak oldu. Bu neredeyse insanların 1,5 senesini, 2 senesini alan bir süreç oldu. Ve olağanüstü hal komisyonundan da ne yazık ki çok da olumlu sonuçlar çıkmadı. Yani %1 bile belki iade edilmemiş olabilir olağanüstü hal komisyon tarafından. Ve insanlar da tabii ki idare mahkemelerinde bu konuda dava açmaya başladılar. Ama biz ne yaptık? Şöyle bir şey de yapıldı tabii devlet tarafından. HSK bazı idare mahkemelerini Ankara'da görevlendirdi. Zannediyorum ki 4 ya da 5 tane idare mahkemesi olmuş. Ve sadece siz bu davalara bakacaksınız. Bu davalarla ilgileneceksiniz dedi. Meslektaşım da ifade ettiler. Evet, bu mahkemelerden geri dönen insanlar oldu. Ama davaları reddedilen de çok insanlar oldu. Sadece şu örneği vermek istiyorum. Yani bir örnek, bu dosyasında okuduğum bir örnek olduğu için ve adli bilişim uzmanlarından da bu konuyla ilgili görüş aldığım için ve aynı zamanda aslında savcıların da bu konuda bir hassasiyetin olduğunu bildiğim için aslında bunu şey yapıyorum, söylüyorum. Bir tıp doktoru hakkında baylo kullandığı şey var, iddiası var. KHK ile ihraç ediliyor. Daha sonra o tarihte kullandığı cep telefonunu buluyor. Savcılığa gidiyor, teslim ediyor. Savcılık üzerinde inceleme yapıyor. Baylo yoktur burada diyor. Kıble pusulası vardır diyor. Mor beyin olduğu ortaya çıkıyor. Fakat mor beyin listesinde olmadığı için, çünkü mor beyin listeleri belirli bir tarihe kadar hazırlanmış olan listeler. Şu anda ama kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele daire başkanlığında bu konuyla ilgili olarak çok ayrıntılı bir inceleme olduğunu biliyorum. O listeler güncelleniyor. Ama o listede işte bu kişi yer almadığından dolayı ne mesleğe dönebiliyor, ne idare mahkemesinden görev alabiliyor. Olağanüstü hal komisyonu diyor ki senin hakkında devam eden bir soruşturma var, o yüzden ben senin görevi iade edemem diyor. İşte bütün bunların hepsi aslında daha ilk bölümde işte bahsetmiş olduğum, yani o sivil yargılama süreçlerindeki kişilerin adil yargılanma hakkıyla ilgili ya da mesleklerini sürdürebilmeleriyle ilgili ciddi problemleri beraberine getiriyor ve diğer davaların tartışılmasına neden oluyor. Bu bahsetmiş olduğum kişi bir tıp doktoru ve size şu şekilde ifade edeyim, Nişantaşı Sosyetesi olarak ifade edebileceğim kişilerden bir tanesi. Yani o yüzden biz bu iki şeyi birbirine karıştırdığımız noktada ne yazık ki adil yargılanma hakkıyla ilgili ya da bu davaların adil yargılanma hakkı temelinde yürütüldüğüne ilişkin işte ciddi soru işaretlerinin doğmasına neden oluyoruz. Ama diğer taraftan da idare mahkemelerinden bu konuyla ilgili çözüm üretemiyoruz. O yüzden benim önerim, meslektaşım tabii ki bir davaların siyasi niteliği sebebiyle bir çözüm önerisi koymak noktasında da tabii ki zorlanıyor. Çok haklı. Ben de aynı ikilemi bazen yaşıyorum. Ama ne olursa olsun bu işten çıkartmaların, kişilerin yaşamlarını sürdürme hakkından bahsediyoruz. Ailelerini geçindirme hakkından bahsediyoruz. Yüz binlerce insandan bahsediyoruz. Bu yüz binlerce insanın bağlantılı olduğu onlarca insandan bahsediyoruz. Yani siz 100 bin kişi işten çıkartıyorsunuz ama aslında
1 milyon, 2 milyon kişinin hayatını buradan şey yapıyorsunuz. Çocuğuyla, eşiyle, yakın akrabalarıyla, annesiyle, babasıyla bakmakla yükümlü olduğu insanlarla. O yüzden burada devletin biraz daha esnek kriterleri hayata geçirmesi ve gerçekten iltisak noktasında herhangi bir tespit söz konusu değilse ve adli makamlar tarafından da bu konuda herhangi bir değerlendirme yapılmamışsa sadece istihbarat raporlarıyla hareket etmemesi ve bu kişilerin iadesini gerçekleştirmesi gerekir düşüncesindeyim. Birkaç dakikamız daha var. Adem Bey, size döneyim. Hızla OHAL uygulamalarının uzatılmasıyla ilgili de Türkiye'nin bir gündemi var ve o gündemin hem hukuki hem siyasi boyutu var. Size tabii ki hukuki açıdan değerlendirme soracağım. Ne düşünüyorsunuz OHAL uygulamalarının uzatılmasıyla ilgili gündeme dair? Nitekim bu da iktidar bu mücadelenin devamı için bu sürenin gerekli olduğunu söylemekle beraber itirazlar içerisinde seçim dönemini de kapsayacak olması yönünde ya da bugüne kadarki geçen süre içerisinde FETÖ'yle mücadelede geldiğimiz noktanın ne olduğunu da iyi anlaşılması gerektiğiyle ilgili yorumlar var gündemde. Yani, ne söylersiniz bununla ilgili? Uygulamaların uzatılması meselesiyle ilgili uygulamaları, yani OHAL uygulamalarını mı uzatıyormuşuz şu an? Öyle, yanlış mı anladım? OHAL uygulamalarında, şimdi şöyle, OHAL'in kendisi değil ama içerisinde bazı uygulamalar var ki süre bittiği için tekrar 3 senelik bir uzatılmasıyla ilgili gündemi var Türkiye'nin. Bununla ilgili de hali destekleyen ve itiraz edenler var. O açıdan ne düşünüyorsunuz? Tam bu konuştuğumuz meselelerle ilgili çünkü. OHAL süreciyle alakalı benim söylemek istediğim, en son ne zaman bitirmiştik ben süreyi tam hatırlamıyorum. OHAL'i kaldırdığımız seçimin hemen öncesiydi galiba, yanlış hatırlamıyorsam. 2018. Aslında bu süreci 2018'de sonlandırmıştık yani biz OHAL uygulamalarını. Ama şimdi yeniden bir OHAL, Türkiye'yi OHAL'e getirme gibi bir düşüncenin olduğunu ben bilmiyorum. Herhalde o dönemde alınmış olan KYK'larınla getirilmiş olan düzenlemelerin uzatılmasını kastediyorsunuz. Evet, tekrar OHAL'in gelmesi değil Türkiye'ye söz konusu olan. Belli uygulamaların devamıyla ilgili. O dönemdeki işte KYK'larla ilgili biliyorsunuz KYK OHAL kapsamında çıkarılıyor. Meclise geliyor. Mecliste bunlar görüşülüp yasalaştığı zaman bir daha yeniden bir OHAL'e ihtiyaç duyulmuyor burada. Yani orada mecliste görüşülen KYK'larla alakalı ben problem olabileceğini düşünmüyorum. Onlar zaten yasallaşmış olduğu için onlarla ilgili düzenleme mevcut ve o düzenlemeye göre artık hukuk gerektiği şekilde işleyecek. Ama KYK çıkarıp KYK'nın meclisten geçmediği hususlarla alakalı bir durum varsa bununla ilgili o zaman yeni bir hukuki süreç başlar. Yani bu tek başına o halde bunu uzatamayız ya da tek başına o halde izah edemeyiz diye düşünüyorum. Yani orada yeni bir şey çıkar ortaya, hukuki sistem çıkar diye, düzen çıkar diye düşünüyorum ben. Peki. Affedin lütfen arkadaşlarımdan süreyle ilgili son durumu bana iletmelerini rica edeceğim. Bir tur daha Hüseyin Bey'e söz verebilmek isterim. Bir dakika daha Adem Bey, affedin. Çünkü yayın süresi, biz yayındayken o süre değişebiliyor. Bir taraftan da canlı yayınları aktardığımız için teşekkür edemiyorum. Sizden de bir dakikalık yorum duymak isterim. Sonrasında veda edelim. Tabii. Yani burada tabii KHK'larla özellikle o dönemde aslında bir gereklilik olarak tabii bu nitelendirilebilir. Çünkü yani çok fazla şüpheli sayısının olması, çok fazla davanın olması, savcıların bu ağır iş yükünün altında ezilmeleri sebebiyle ki çünkü işte istatistikleri verdik ilk bölümde yüz binlerce soruşturma dosyasından bahsediyoruz ama Türkiye'nin elindeki savcı sayısı belli ve nitelikli savcılardan şey yapıyoruz, bahsediyoruz. Terör savcısı olarak nitelendirebileceğimiz insanlar tarafından yürütülmesi gereken soruşturmalar bunlar. Yine nitelikli yargıçlar tarafından, kıdemli yargıçlar tarafından yürütülmesi gereken yargılama süreçleri var. Ama o tarihte tabii ki özellikle çok büyük ihraçlar da olduğu için adalet sisteminin içerisinden hakim ve FETÖ'yle iltisaklı olduğu gerekçesiyle hakimler ve savcılar da olduğu için çok ciddi anlamda bir şey olmuştu, sorun yaşanmıştı. O yüzden gözaltı sürelerinin 30 güne kadar şey yapılması, uzatılması, bunun yanında işte kayyum tedbiriyle ilgili olarak ek özellikle TMSF noktasında bir takım şeylerin, tedbirlerin şey yapılması, alınması, kararların alınması gibi bir takım yetkiler vardı. Bu yetkilerden bazıları hali hazırda devam ediyor. Ben bunların özellikle bazılarının temel insan hakları açısından sorumlu bir durum oluşturduğu kanaatindeyim, düşüncesindeyim. O yüzden eğer biz bugün işte birinci yargı paketinden, ikinci yargı paketinden, üçten, dörtten bahsediyorsak ve eğer bu yargı paketlerinin hepsi
bu ülkedeki adalet sistemini iyileştirmek, sorunlarını ortadan kaldırmak, Türkiye'de daha adil bir yargılama sistemi oluşturmak için eğer hayata geçiriliyorsa, böyle bir durumda KHK'larla getirilmiş olan bu düzenlemeleri artık bir kenara koymamız gerekiyor. Afşin Hanım, özetle şunu söylemek gerekiyor. Türkiye'nin artık normalleşmesi gerekiyor. Türkiye'nin artık daha demokratik, hukuk devletine merkeze oturtan, hukuk güvenliğini gözeten ve bu doğrultuda hareket eden hukuk insanlarına, yargıçlara ve Cumhuriyet Savcılarına ihtiyacı var. Türkiye evet kaotik bir dönemden geçti ama Türkiye bunun üzerinden iki seçim atlattı. Değil mi? Bir cumhurbaşkanlığı seçimi gerçekleştirdik. Anayasa değişikliği gerçekleşti üzerine. Referanduma gidildi. Onun üzerine yerel seçimler gerçekleşti. Merkezi yönetimle ilgili olarak iki seçim gerçekleştirdiniz. Yani artık olağanlaşması gereken bir devlet sisteminin olması lazım. Artık bir tehdit algısının ortadan kalkması lazım. Evet, bu ülkede hala bir tehdit algısı varsa, bu tehdit algısını ortadan kaldıracak ya da önleyici tedbirler alacak bu ülkenin Milli İstihbarat Teşkilatı vardır. Bu ülkenin Genelkurmay İstihbarat Birimi vardır. Bu ülkenin emniyetin içerisindeki istihbarat birimleri vardır. Bu artık onların görevidir. Onlar bu görevi yapacaklar. Ama biz hukukçular olarak ya da sade vatandaşlar olarak artık herhangi bir şekilde üzerimizde demokrasinin kılıcının sallanması gibi bu tür tedbirlerle karşı karşıya kalmamalıyız. Ve çağdaş, demokratik, temel insan haklarını merkeze oturtan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi neyi emrediyorsa bunları gözeten ve bu doğrultuda yaşamını sürdüren bireyler haline gelmemiz lazım. Bunu sağlayacak olan da siyasal iktidardır. O yüzden bu tür olağanüstü olarak nitelendirilebilecek ya da temel insan hakları açısından problem oluşturabilecek olan yaklaşımların da içerisine girilmemesi gerektiği kanaatindeyim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun Hüseyin Ersöz, Adem Yıldırım. Türkiye'nin geleceğinde bir daha bu konuştuğumuz günün ve böylesi günlerin olmaması dileğiyle bahsettiğiniz, altını çizdiğiniz güçlü ve güçsüz yanları bugüne kadar yürütülen sürecin tarihe not olsun ve umarım ileride de yıllar yıllar sonra da buna tarihi belge diye dinleyenler hem bugün içinden geçtiğimiz döneme hem de Türkiye'nin geleceğine yönelik daha sağlam adımlar atmak için de bu yorumlarınızı zihinleri de tutsunlar. Sağ olun tekrar vaktiniz için. Reklama gideceğiz şimdi. Noktalıyoruz burada, yarın 16'da karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.